Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'ta asla yapmamanız gereken 10 şeyi göstereceğim. Serinin ilk bölümünü bayağı bir beğendiniz arkadaşlar. O yüzden serinin ikinci bölümü olan bu videoda sizlerden en az 2000 like beklediğimi söyleyeyim. Ve kanala abone değilseniz abone de olmayı unutmazsınız diyerekten videomuza geçelim. Tabii ki videoya da geçmeden önce arkadaşlar dükkanımda en sağından içerik üreticisine destek bölümüne usta yazarsanız arkadaşlar beni çok sevindirirsiniz. Ustayı desteklemek tamamen ücretsiz ve ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra destekleyenlere buradan kalbimi yollayaraktan Brawl Stars'ta asla yapmamamız gereken 10 maddeyi sizlere açıklamaya başlayayım. Başlamadan önce arkadaşlar maddeler içerisinde Dani'nin bizzat biz oyuncu topluluğunu uyardığı maddeler de var. O yüzden kesinlikle yapmamamız gereken şeyler olacak arkadaşlar bu videoda ve bu videoda gösterdiklerinden en az birini bile yapıyorsanız eğer kesinlikle bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Evet, ilk maddemiz arkadaşlar bilgisayardan oynamak veya 3. parti yazılımlar üzerinden Brawl Stars'ı oynama maddesi. Kesinlikle arkadaşlar Brawl Stars'ın hizmet şartlarını okursanız bilgisayardan veya işte BlueStacks gibi 3. parti yazılımlardan Brawl Stars'ı oynamanın yasak olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Eğer ki bilgisayardan oynuyorsanız hesabınız her an banlanabilir arkadaşlar. O yüzden BlueStacks gibi hem 3. parti yazılımlardan hem de bilgisayardan oynamayın arkadaşlar kesinlikle ve bu şekilde devam ediyorsanız Brawl Stars'ı oynamaya kesinlikle bundan bir vazgeçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve ayrıca sadece hesabınız banlanma riskiyle karşı karşıya kalmaz. Aynı şekilde bilgisayardan oynayarak arkadaşlar çok fazla oyununuzu geliştiremezsiniz. Çünkü bilgisayardan oynanabilecek bir oyun değil abi Brawl Stars. Tablet, telefon gibi yerlerden oynanmak için tasarlanan, yani dokunmatik olarak tasarlanan bir oyun olduğu için ve buna yatkın olduğu için bilgisayardan eğer oynuyorsanız hem hesabınız banlanabilir dediğim gibi uzun vadede eğer yakalanırsınız hem de abi bilgisayardan oynayarak oyunculuğunuzu da geliştiremeyecek olacaksınız abi. O yüzden her türlü Brawl Stars'ı bilgisayardan oynamanız, emülatör programlarından oynamanız hem yasak hem de oyunculuğunuzu geliştiremediği için kesinlikle yapmamanız gereken bir madde olarak ilk maddede bunu sizlere göstererek başlamak istedim. Evet, ikinci maddemiz Brawl Stars yardım destekle alakalı arkadaşlar. Burası biz oyunculara destek olabilmek açısından gerçek kişilerin arkadaşlar biz oyunculara canlı şekilde yardım edebildikleri ve sorunlarımıza çare buldukları Supercell'in oyunculara yardımcı olmak için yapmış olduğu bir yer abi. Ve buraya arkadaşlar eğer ki biz gereksiz yere meşgul edersek veya buradaki insanlara argo konuşursak hesabımız ban yiyebilir arkadaşlar. O yüzden buradaki insanlarla eğer gerçekten sorununuz da varsa arkadaşlar kibar dille konuşmalıyız ve gereksiz yere yardım desteği meşgul etmemeliyiz. Çünkü gerçekten sorunları olan insanlar oluyor hesaplarıyla ilgili ve biz burayı eğer ki gereksiz yere meşgul edersek onların hakkına girmiş oluyoruz bir yerde ve arkadaşlar bu kesinlikle Supercell'in hizmet şartlarına aykırı. Üçüncü maddemizde arkadaşlar Supercell'in aslında çıkarttığı bir olay var arkadaşlar. Supercell ID abi. Supercell ID sayesinde artık hesaplarımız hiç kaybolmuyor abi. Ancak bazı oyuncuların ben yorumlarda görüyorum Supercell ID'ye kaydolmadıklarını. Eğer ki Supercell ID'ye kaydolmadan arkadaşlar başka bir hesabınıza geçiş yapmaya çalışırsanız ilerlemeniz tamamen yok olacak ve o hesabınıza bir daha erişemeyeceksiniz. Yani yıllarca emek verdiğiniz bir hesabın bir anda ortadan kaybolmasına gönlünüz razı olmaz diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle hala eğer ki hesabınızı Supercell ID'ye bağlamadıysanız Supercell ID'ye bağlamanızı kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Çünkü burada kendimize ait bir mail adresimiz ve şifremiz vesaire oluyor. Ve bunun sayesinde hesaplarımızın çalınmasının önüne geçiyoruz. Hem hesabımızın kaybolmasının önüne geçiyoruz. Gibisinden bir sürü ekstra olayı var. Aynı zamanda Supercell ID'yi bağlayarak hesabımızı ekstra bir tane bağlayın sanırım. Kostümünü de Supercell bizlere ücretsiz bir şekilde veriyor. Hesabınızı bir Supercell ID'ye bağlayın mutlaka diyelim ve bir sonraki maddemize devam edelim. Evet, bir diğer maddemiz arkadaşlar oyunun açıklarını kullanmak. Bu maddeyle alakalı aynı zamanda Dani'nin daha geçenlerde arkadaşlar kendi Twitter üzerinden de biz oyuncu topluluğuna videonun başında da söylediğim gibi bir uyarısı vardı yapmayın diye. Dani burada diyor ki arkadaşlar Brawl Pass satın alma istismarını kopyalayan kazara veya kasıtlı olarak kullanan kişilerin ekstra mücevherlerini iptal ettik demiş. Bunu kasıtlı olarak ekstra değerli taşlar için kullanan kişilerin hesaplarını ise arkadaşlar banladıklarını ve yasakladıklarını söylüyor. Ve toplamda yaklaşık 300 tane hesabı banladığını söylemiş arkadaşlar. Bu istismarı 3 kez kazanıp ekstradan elmas alan 300 hesabı arkadaşlar, yani 300 kişiyi banladığını söylemiş. Dani buradaki tweetinde, yani Dani'nin de bizzat uyardı aslında bu konuda yapmayın dediği bir madde arkadaşlar bu. Bazı zamanlarda Supercell oyunları içerisinde bu Brawl Stars dahil olmak üzere bazı oyun açıkları oluyor ve bu oyun açıkları birçok kişinin önüne geçmenize sebep olabiliyor arkadaşlar. Yani haksız rekabet yaratıyor. Bu sadece bir örnek. Bunun geçmişinde de bazı örnekler oldu arkadaşlar bu şekilde. Yine arkadaşlar geçmişte bu kulüp liginin ilk geldiği dönemlerde yapılan bir oyun açığı vardı arkadaşlar. Burada da yine Dani uyarmıştı Brawl Stars oyuncularını bunu yapmayın diye. Buradaki olay da şuydu arkadaşlar. Bu Amerika ve Avrupa'daki saat dilimlerinin farklı olmasından dolayı bazı oyuncular 2-3 kere sanırım arkadaşlar normalde bir kere alması gerekirken
kulüp liginin ödüllerini 2-3 kere alabiliyorlardı. Ve bunu yapan hesapları da yine Supercell banlamıştı arkadaşlar. Dani de bunu yapmayın diye yine o zamanlarda da uyarmıştı. Ve hatta burada 500 hesabı kapattıklarını söylemiş arkadaşlar Dani de buradaki yazısında. Yani burada anlatmaya çalıştığım ve Dani'nin de uyardığı şey şu arkadaşlar. Eğer bir oyun açığı varsa ve bu oyun açığı gerçekten haksız bir rekabete sebep oluyorsa bunu kesinlikle yapmayın abi. Kısa bir süreliğine bile olsa bu oyun açığını kullananlar ve haksız rekabet yapanlar diğer oyuncular karşısında haksız bir şekilde hesabını bu şekilde kasan oyuncuların hesaplarını anında banlıyor arkadaşlar Supercell. Ve Dani de defalarca bu tarz olaylarla alakalı uyarılar yapıyor kesinlikle arkadaşlar. Eğer ki bir oyun açığı görüyorsanız onu diğer oyuncuların önüne geçebilecek bir şekilde haksız rekabete yol açacak şekilde kullanmayın abi. Aksi takdirde hesabınız direktmen banlanabilir bu olaydan dolayı diyelim ve bir sonraki maddemizde hızlı bir şekilde devam edelim. Evet, bu maddemizdeyiz arkadaşlar. Yine çok böyle güncel bir sorunla alakalı bir madde abi aslında bu. Ben de sürekli yorumlarda görüyorum. Abi tam Mega Kumbaram'dan ödül alacakken işte tam bir saat kala beni kulübümden attılar vesaire gibi şeyler. Arkadaşlar bu da kesinlikle Supercell hizmet şartlarına aykırı. Eğer ki bir kulüpte kulüp yardımcısıysanız veya başkansanız ve kulübünüzdeki bir üye Mega Kumbara etkinliğini eğer ki tamamladıysa ya yani takımına kulübüne bir katkı verdiyse ve siz ödülünü almadan o kişiyi kulüpten atarsanız ve bu atılan kişi size eğer ki şikayet eder arkadaşlar hesabınız banlanabilir, hatta muhtemelen banlanır abi. Siz olun kulübünüze katkı sağlayan Mega Kumbara etkinliğindeki kişileri ödülünü almadan kulübünüzden çıkartmayın arkadaşlar. Gerekçesi her ne olursa olsun. Yoksa gerçekten Supercell'in bununla alakalı hesabınıza yaptırımları olacaktır ve hesabınız banlanabilir arkadaşlar. Dediğim gibi siz olun, bu maddeyi kesinlikle yapmayın. Yine bununla alakalı başka bir madde de arkadaşlar, kulüple alakalı daha doğrusu. Kulüp isimleri ve kulüp açıklamaları abi. Buraya da arkadaşlar argo kesinlikle yazmamanız gerekiyor. Geçenki videoda isimlerle alakalı bundan bahsetmiştim. Aynı şey kulüp adıyla da alakalı geçerli arkadaşlar. Eğer ki siz kulüp adınızı veya kulüp açıklamanızı argo, küfür veya gerçekten bir değere karşı hakaret içeren bir şeyler yaparsanız arkadaşlar, bunu yapan kişinin kulübü de hesabı da yine banlanacaktır abi. Siz olun, kulüp açıklamanızı, kulübünüzün ismini argo ve diğer dediğim şekilde yapmayın abi. Çünkü bunları yaparsanız dediğim gibi arkadaşlar yine hesabınız banlanma riskiyle karşı karşıya kalır. Ve hatta kulüp maddesiyle alakalı hizmet şartlarında şöyle de bir şey yazıyor. Kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, karalayıcı, iftira atıcı veya ırkçı, cinsiyet ayrımcı, dini bakımdan ya da herhangi bir şekilde uygunsuz veya aşağılayıcı bilgiler yazmakta arkadaşlar kulüp açıklamalarına ve kulüp adına yine hesabınızın ban yemesiyle sonuçlanacak bir olay abi. Yine arkadaşlar çok önemli bir madde, ayarlar kısmına oyunun girdiğinizde Supercell'in hizmet şartları var abi. Hizmet şartlarının şu bölümünde arkadaşlar şu şekilde yazıyor. Supercell 180 gün boyunca işlem görmeyen, yani herhangi bir şekilde içine giriş yapılmayan, yani aktif olmayan hesapları sonlandırma hakkını, yetkisini saklı tutmaktadır diyor arkadaşlar. Yani eğer ki siz hesabınıza 180 gün üzerinde bir sayıda giriş yapmazsanız arkadaşlar Supercell bu hesabı kapatabilir abi. Direktmen size hiçbir şey sormasına gerek yok. Çünkü maddelerden biri Supercell'in hizmet şartlarında eğer ki 180 gün boyunca girilmeyen bir hesap varsa ben bunu kapatabilirim demiş arkadaşlar. Supercell direktmen hizmet şartlarını okursanız göreceksiniz abi, zaten burada gösteriyorum. O yüzden sessiz olun. Eğer ki hesabınıza çok böyle fazla giremiyorsanız bile 180 günde bir, yani hatta 3 ayda bir falan arkadaşlar kesinlikle giriş yapmaya çalışın ya da en kötü 1 ayda bir giriş yapmaya çalışın. Aksi takdirde 180 gün boyunca giriş yapmazsanız Supercell bir baktınız 190. gün oyuna girmek istediniz, bir baktınız hesabınız puf olabilir, yani gidebilir arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bunu da mutlaka Supercell'in yazdığı bir maddeye yani uymanız gerekiyor. Yine bir diğer maddemiz hizmet şartlarında arkadaşlar. Kulüp chatinden olsun, normal mesajlaşırken olsun, eğer ki birinden hesabının bilgilerini vesaire isterseniz arkadaşlar veya parolasını isterseniz abi, o kişi sizi direktmen o mesajınızı şikayet et butonuna tıklarsa hesabınız yine ban yiyecektir abi. O yüzden siz olun. Oyunun içerisinde ister kulüp chatinde ister sohbet odasında arkadaşlar kimsenin hesap bilgilerini istemeyin veya şifresini istemeyin abi. Çünkü o kişiden şikayet yerseniz veya Supercell bir şekilde o konuşmalarınızı görürse arkadaşlar sizin, kesinlikle hesabınıza ban atacaktır. O yüzden kesinlikle bunu da yapmanızı önermem. Evet, bir diğer maddemiz arkadaşlar yine Brawl Stars'ın hizmet şartlarıyla alakalı yazdığım maddelerden biri. Ücretli veya ödüllü olup olmamasından bağımsız olarak oyuncu olarak katıldığınız müsabakaların sonuçları için bahis oynamakta dahil olmak üzere ödül veya getiri kazanabilecek her türlü kumar, bahis ve benzeri aktivite için herhangi bir Supercell oyununu kullanmak diyor arkadaşlar. Yani bu şu demek, atıyorum siz kulüp chatine bir VS için birini çağırdınız ve VS'nin sonucunda atıyorum işte 1000 lirasına iddiaya girdiniz ve bunu buraya yazdınız. Yani 1000 lirasına yenersen 1000 lirasına gibi ve karşı taraf sizi şikayet etti arkadaşlar. Siz işte Supercell oyunlarından birini kullanarak kumar, bahis gibi şeylere kaydığı için oradaki yazdığınız şey banlanabilir arkadaşlar hesabınız. Sırf bu yüzden 1000 lirasına oynayalım dediniz diye. Bunu söyleyeyim arkadaşlar, bunu da kesinlikle yapmayın. Hani VS maçları içindir vesaire bahis oynamayın arkadaşlar.
veya iddiasına bile olsa girmeyin abi. Burada hani iddia kumar gibi algılanabileceği için sizi şikayet ederse karşı taraf, bunu yaptığınızda hesabınız banlanabilir. Yine aynı şekilde kulüp chatine yazmanıza gerek yok. Atıyorum dostluk savaşı yaptınız ve yanınıza gelen birisiyle işte takım içerisinden muhabbete başladınız ve işte kazanırsa 1000 lira gönderiyorsun İban şu gibisinden bir şeyler yaptınız arkadaşlar. Bu da yine yasak arkadaşlar. Siz eğer ki şikayet ederse yine hesabınız banlanacaktır abi. Kumar bahis gibi şeylere girdiğiniz için Supercell oyunları içerisinde. Evet, son söyleyebileceğim şey arkadaşlar, dükkan kısmına girip söylemek istiyorum. Bu aslında yaparsanız hani banlanabileceğiniz bir şey değil, ancak hani videonun konsepti asla yapmamanız gereken şeyler ya arkadaşlar. Onunla alakalı bir naçizane uyarı daha vermek istiyorum videoyu kapatırken. Bildiğiniz gibi oyunda saf gümüş ve saf altın kostümler var arkadaşlar ve buradaki kostümleri kesinlikle ama kesinlikle almamalısınız abi. Nedeni ise çok basit arkadaşlar. Çünkü mesela hani altınımız tam diyoruz ve tam dediğimizde, tam altın her şey yetiyor, ben artık saf veya altın kostümleri alabilirim dediğimizde, oyuna bir sonraki Brawl Talk'ta yeni bir güncelleme geliyor ve o yeni güncellemeyle beraber işte en son hiper şarjlar geldi ve altın gerekiyor abi oyundaki çoğu şey için ve altın gerçekten oyunda kazanılması en zor şeylerden biri, hatta bence elmastan sonraki en zor şey. O yüzden de arkadaşlar altını kolay kolay, altınlarınızı bu şekilde kostümlere yatırmayın abi. Çok sevdiğiniz bir tane karakterin kostümünü alabilirsiniz. Onun haricinde başka da altın veya saf gümüş kostüm almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü günün birinde bugün işe yaramıyor bile olsa, fazla bile altınız olsa, ileride gelecek güncellemelerde ne geleceği belli olmaz arkadaşlar. Yeni bir özellik gelir ve altın gerekir. O zaman da gerçekten benim de yaptığım gibi, ben de çünkü çok fazla altın harcadım burada saf gümüş ve saf altın kostümlere, çok fazlasıyla altın ihtiyacınız olabilir ve pişman olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da asla asla yapmamanız gereken şeylerden biri. Tabi bunun yüzünden ban yemezsiniz ama pişman olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bunu da kesinlikle yapmamanız gereken maddelerde göstermek istedim. Evet, videoda buraya kadardı arkadaşlar. Bu serimizin ikinci bölümüydü. İlk bölümü kartlara bırakacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi başka da bölümlerde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.